Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi şu anla kurmak için öncelikle bir veri tabanı oluşturduk. Dosyalarımızı FTP aracılığıyla internete alanımıza yükledik. Daha sonra ilk şu anla kurulumu deneyimini yaşadık. Şimdi şu anla kurulduktan sonra karşımıza boş bir şu anla kurduğumuzu düşünelim. O şekilde hareket ettik. Kurulduktan sonra karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Burası sitemizin ön yüzü, ön tarafı. Gördüğünüz gibi genelde İngilizce, çünkü henüz sadece site adını Türkçe yazdık oluştururken, bunun dışında İngilizce. Sitenin ön paneli burası ve arka paneli ile ilgili, ön ve arka paneli ile ilgili kısa bazı bilgiler vereceğim. Joomla ilk başlayanlar için faydalı olması sebebiyle. Şimdi Joomla ilk kurduğumuzda görüldüğü gibi burada bazı alanlar var. Sağ tarafta örneğin temadan temaya değişmekle birlikte bir modül alanı var. Sayfa başlığı var. Daha sonra burada sayfa içeriğinin, metinlerin ya da herhangi bir eklentinin geleceği alan var. Burası bu şekilde. Burayı dolduracağız. Buralara modüllerle, bileşenlerle, menülerle, yazılarla çeşitli içerikler eklenecek ve burası zamanla istediğimiz türde bir siteye dönüşecek. Yönetim paneli ise ister web sitesi aracılığıyla, yani online olarak internette bulunan domaininiz üzerinden giriş yapın, İsterseniz benim gibi lokalde çalışırken, yani bilgisayarınızda çalışırken localhost/administrator şeklinde yönetim paneline giriş sayfasına gelebilirsiniz. Burada eğer site üzerine, domain üzerine kurduysanız, örneğin kerimsarıgül.com/administrator şeklinde ya da siteadınız.com administrator şeklinde giriş yapabilirsiniz. Siteyi ilk kurarken oluşturduğumuz kullanıcı adı ve şifremizle buradan giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra yönetim paneli karşımıza geliyor. Yönetim panelinde şu an görüldüğü gibi birçok menü var ve menüler İngilizce. Kısaca burayla ilgili bilgi verip daha sonra yönetim panelimizi de sitemizi de nasıl Türkçeleştirebiliriz? Türkçe dil dosyası yükleriz, ona geçeceğim. Yönetim paneline girdiğimizde ilk İngilizce yüklendiği için bazı bilgileri vermemde fayda var. Şimdi bize en çok lazım olan bölümlerden biri, zaten hızlı menüler buraya yerleştirilmiş durumda. Yani metin ekleme, kategoriler, metinler ya da yazılar, menüler, modüller, kullanıcılar şeklinde. Bunun yanında yine de üstte çeşitli menülerle istediğimiz sayfalara, alanlara gidebiliyoruz. Şimdi burada da yine bazı modüller sitede olduğu gibi, burada da site kullanıcısına, yöneticisine bilgi veren, en son eklenen yazılar, çok beğenilen ya da okunan yazılar gibi panel ya da modül bilgileri, modüller mevcut. Admin panel bizim için sitemizin ön panelini, ön tarafını geliştirmek için sitemize yetkimiz doğrultusunda istediğimiz kadar bilgi, belge, dosya, yazı, ne gerekiyorsa, ne istiyorsak onları eklemek için kullanabileceğimiz bir alan. Buradan örneğin şu an yönetim paneline girdik. Sitemizi görmek için yine sağ üst tarafta şurada görünen butona veya doğrudan gelip site adını veya domaini yazarak aynı zamanda sitemizin ön tarafını da görebiliriz. Burada olduğu gibi. Sitemizin ön paneli burada. Şimdi admin paneline giriş yaptık ve admin paneliyle ilgili çok kısa bir bilgi verdim. Türkçeleştirdikten sonra daha fazla bilgi vereceğim. Şimdi ön panel ve arka panel ile ilgili, ön ve arka panel ile ilgili bu kadar bilginin yeterli olacağını düşünüyorum. Sadece bir giriş yapmayı öğrendik. Buraların İngilizce olduğunu öğrendik. Bir sonraki derste örneğin diller bölümüne giriş yaparak buradan İngilizce olan yönetim paneli ve sitemizi Türkçeleştireceğiz veya başka dillerde, istediğimiz farklı dilleri de sitemize ekleyebileceğiz. Buralarda bileşenler, buralarda metinlerle ilgili
bölümler, buralarda menü ayarları, buralarda kullanıcı ayarları, buralarda sistemle ilgili çeşitli ayarlar mevcut. Bunlara tek tek değineceğim. Şimdilik bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.